partiden olmuşuz olmamışız, yardım etmişiz. Benim bir menfaatim, çıkarım olduğundan yardım etmemişimdir ki. Benim için çok önemli değil. 25 yıldır ben Halil Bey'le beraber seçimlerde ortak hareket ettim. Çoğu kongrelerinde de yardım ettim onlara. Kongrelerinde de bizzat yardımcı oldum. Benim bir beklentim yoktur Halil abiyle. Ha, olsa da boş döneceğime hiç aklımın ucundan geçirdim. Bir işim olsa da Halil abi bunu bir şekilde çözer. Başkanım, kamuoyunun en sık yaptığı eleştirilerden biri de muhalefet partilerinin ilçe başkanlarının sıkça bir araya gelmemeleri ve ortak masada buluşmamaları. Neden bir araya gelmiyorlar? Şimdi bir araya gelindiği zaman bir yerde bir davet vereceğim, bir yemek vereceğim. Ereğli'nin ekonomisinden bahsediyoruz. Bir yemeğin maliyetini kim üstlenecek? Burada en büyük görev kime düşer? Oda başkanına düşer, belediye başkanına düşer, ilçe başkanları. Nereden yakaladık konuyu başkanım? Durumu iyi olan arkadaşlarımız var, olmayan arkadaşlarımız var. Yani onun için diyorum, abilik birisi yapacaksa bu yaştan değil, ağzından çıkan lafla yapacak. Bizi bir araya toplayacak, orada biz kendi aramızda tartışacağız ama yani ben şu ticareti yapıp para kazanayım konuşmayacağız orada. Ereğli için ne yapabiliriz? Bunu konuşacağız. Şimdi mesela lojmanların olduğu bölgeye müteahhit gibi oyağı verilip bina yapılır. Benim hoşuma gider. Ereğli müteahhitlerinden Ereğli'yle iş yapan, alışveriş yapan kaç kişi sayabilirsin bunu? FETÖ'cü olan FETÖ'cüyle alışveriş yapayım. Maalesef bunlar aramızda geziyorlar. Akşamları belli yerlerde toplanıyorlar. Eskisinden daha güçlüler. Diğerleri de adam... Bu çok önemli bir de. Eskisinden daha güçlü. Tabii güçlüler, birbirlerini tanıyorlar şimdi. Taraftan da destek çıkıyorlar. Şimdi adam müteahhitlik yapıyor, dışarıdan alışveriş yapıyor. Sen gidiyorsun, teklif veriyorsun, senden iş yapmıyor. 5 liraya 10 liraya senin değişiyor. Öyle olacağını yapsın, o ev en azından bana iş vermeyeceğini bilirim. Kapısına da gitmem. Nasıl bana vermeyecekler. Burada bir umuttur, adamın kapısına gidiyorsun. Sana iş vermiyor. FETÖ'cüyle iş yapıyor. Ha, evi kime satıyorsun? Adam ev kurdan mutfak dolabı, iç kapı, çelik kapı alıyor. Ev kurdan. Daireyi kim? Yani buranın müteahhiti alması gereken malzemeleri buranın insanından değil de ev kurdan alıyor değil mi? Buranın insanından alan arkadaşlar da var. Nasıl alıyorlar? Paraya sıkışmış vatandaştan. Evet. 1,5 lira alıyor. Elden çıkarmak gerekiyorsa malzemeyi. Ha, 1 liraya alabiliyorsa parası peşin hemen veriyor, alıyor. Yani paraya sıkışmış insandan peşin parayla malı alıyor. O şekilde ticaret yapıyorlar. Öbürü ev kurdan alıyor. Daireyi kime satıyorsun? Ereğli insanlar. O zaman ben sevinirdim ya. Oyak yapsın oraya binaları. 10 bin bina yapsın. Bu müteahhitler bir yani kendine çeki düzen versin. Şapkasının önüne koysun. Herkes bir sirkelensin değil mi hocam? Tabii bir günahın sevabının bir arkasına bakalım. Nasıl olacak? Olacak. Sayın Başkanım, Ereğli'nin temel meselelerinden arınabilmesi için il yapılarak Zonguldak'tan ayrılması bir çözüm mü? Siz bu düşünceyi bir çare olarak görüyor musunuz? Keşke ayrılabilsek Zonguldak'tan da biz o treni 90'lı yıllarda kaçırdık. Bartın'dan Karabük tutkun olduğu için birbirlerine ayrıldılar. Bizi o zamandan bu zamana kadar bütün siyasi partiler Ereğli'yi cüzdanı gibi görürler. Misafiri gelen Ereğli'yi ağırlamaya gelir. Ereğli böyle bir yerde. Bizim bundan sonra Zonguldak'tan ayrılma gibi bir lüksümüz yok. Bize bir iyilik yapacaksa da Erdemir burada olduğu için ağır sanayi bölgesi. Eğer bize bir iyilik yapacaksa da Gülüş Deresi'nden öbür tarafına Olaplı'ya kadar ister Düzce'ye bağlasınlar. Yani KDV sorununa bile Düzce bizden avantajlı. Yıllar önce Halil abiyle konuşuyoruz. Sayın Belediye Başkanı'yla. Düzce'nin felfölce işini alıyor burada. Onlar deprem bölgesi olduğu için onlar da vergi çok düşük. Bizde %18 adam bir kere yarışa girerken %15 avantajlı giriyor. Tabii öyle öyle çok avantajlı var ki orada. Yani bize devletin verdiği teşviklerden faydalanmak için, kalkınmadan faydalanmak için bir iyilik yapacaksalar, Gülüş Deresi'nin öbür tarafını ayırsınlar bizden. Bir araya gelindiği zaman bir şeyler oluyor. Ama bu lafı Altan söyledi, aman bana ne demeyeceğiz. Sonuna kadar beraber gitmemiz lazım. Onun için burada dediğim gibi yaş itibariyle değil, ağzından çıkan lafın arkasında duracak arkadaşlar itibariyle. Bizi ne diye çağırsalar gideriz.
Ama son yıllarda bakıyorum bir yerlerde bir toplantılar oluyor, arkasından kötü kokular geliyor. Mesela başkanım açık söyle de bizim de önümüzü aç. Nereden geliyor kötü kokular mesela? Ya bir ara bir birlik oldu. Şey mi? Ereğli geleceğine sahip çıkıyor. Ha, sahip çıktılar. Ne oldu işte? Kimisi yerde böyle orayı düzeldi. Kimisi istediği malı aldı. Kimisi istediği ticareti yaptı. E, durdu. Kimisi eğer bir şey yapabiliyorsan, kimisi istediği malı aldı. Yani eğer bir şey yapabiliyorsan sonuna kadar gideceksin. Yani sonuna kadar gideceksin. Ha, kendin için gideceksen hiç toplanmayalım. Ereğli için bir şey yapabileceksen yapalım. Başkanım, Doğru Yol Partisi'nin temel amaçlarından birisi, Ereğli Belediye Başkanlığı için yapılacak ilk seçimde ses getirecek bir aday bulmak diyebilir miyim? Yani böyle bir haber yapmaya kalksam, il başkanı olarak sizin tepkiniz nasıl olur? Valla ben bir aday bulmuşum. Uzun zamandır da peşindeyim. Görüşüyorum, oturuyorum, konuşuyorum, anlatıyorum. İkna etmeye çalışıyorum. Genel başkanımın onunla paylaşmışım bunu. İnşallah başaracağım. Şu ana kadar bir terslik görmüyorum ama önümüzdeki seçimlerde nasip olursa Murat Sesli'nin peşindeyim. Murat Sesli aday yapmak için. Zaten onu tahmin ediyorum da. Ama neticede Halil Bey'in olmaması muhtemel bir seçim galiba. Hani bir laf vardır ya, boks dövüşlerinde kan gövdeye götürür. Kan gövdeye götürme başkanım. Nasıl bir seçim olur? Hani o kan gövdeye götürür. Tekrar söylüyorum. Teşbih olarak onu söylüyorum. Yani anladım. Çok canlı, çok hararetli bir seçim mi olur? Şimdi Murat Sesli seçime girerse, hele hele Halil'in olmadığı bir seçime girerse rakibi olmaz. Yani burada Halil abiyle rekabet yapabilecek kişidir. Ha, yaş itibariyle yarın sağlığı el verir, yine aday olur. Ona bir şey diyemem. Ama ben kendi partimi düşünerek, kendi partimden aday göstermek için mücadele ediyorum. Ha, başarırsam, benim partimin adayı olursa ne mutlu bana. Şimdi bakın, geçtiğimiz seçimde adaylığı daha netleşmemiş Halil abi Ankara'da. Gece saat 1'de bile telefonla görüşüyor. Biz Demokrat Parti'den müracaat listesini hazırlamıştık. Demokratik Sol Parti dediler. Bu iki kapı sana açık dedik sonuna kadar. Son dakikaya kadar da telefonda görüşüyor. Aa, oldu, CHP'nin adayı, sıkıntı yok. Yine beraber ortak hareket ettik. Biz onunla beraber bittik. Çünkü Ereğli'ye o lazım. Ereğli'yi muhteşem altılı dedikleri çoğunluğu FETÖ'cü olan çeteye teslim etmemek için kararlıydık biz. Ve başardık. Onların karşısında Halil abi durdu. İyi değildir, aklını yeme. Ha, bundan sonrası için herkes kendine ayrı bir plan yapabilir. 25 yıl beraber, yani 25 yıl evlilikler sürmüyor da yani. Halil abiyle 25 yıl. Arkadaş da yani. O da güzel bir şey. Yani şey değil, bundan sonra ayrılabiliriz ama gönüllerimiz birdir. Ben seni, onu ne kadar çok sevdiğini bilirim. Onun da seni ne kadar çok sevdiğini bilirim. Şüphem yok. O konuda bir sıkıntı yok. Başka bir sorunuz kaldı mı? Var. Başkanım, Ereğli'de birçok suni gündem mevcut. Bunlardan birisi de cami talebi. Siz bu talebe nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bakın, cami talebi, Zonguldak'taki camiyi kim yaptı? Arada bir mizah olarak yazıyordum, bilirsin altını sen. Şengelköy imamı. Yani. Bu adam Tayyip Bey'in çok güvendiği bir adamdır, kocasıdır. Bu adam bu camiyi nereye isterse oraya yapar. Buna bak, yine söylüyorum, Halil Bey de karşı gelse gücü yetmez. Bu adam o kadar güçlü bir adam. Daha bir şey söylememe gerek yok. Yani önemli olan bu adam bu camiye Ereğli'ye yapılacak, şuraya yapılacak, buraya mı? Bitti. Bir şekilde yapılacak. Ya bitti. Desin ki ben şeyi yıkacağım da yapacağım. Ticaret odasının binasını yıkıp buraya yapacağım desin. Yıkar yapar. O kadar güçlü bir adam yani. Bunu şimdi yaralanan yere oraya yapılacak. Bakın, Ereğli'nin kent meydanına ihtiyacı var. O kent meydanının kenarına bir cami de yapabilirsin. Ama bu 5000 kişilik cami değil be kardeş. 1500 kişilik de olsa bize önündeki düzlük lazım. Önündeki düzlük lazım. Oraya kullanalım. Bayramlarda kullanırsın, cenazede kullanırsın. Yani bir şekilde kullanırsın. Altı otopark olacak. Bizim sıkıntımız var ya. Sabahtan beri trafikler ceza yazıyor. Burada vatandaş. Park sorunu var herhalde. Yani bunu, oraya bu otopark için yapılması lazım. Şimdi Ereğli'nin az önce de söyledim ya. Gerçekten ağzından çıkan lafın arkasına durabilecek insanlara ihtiyacımız. Birileri Ereğli'yi bir araya toplayacak.
Ama iyilikle ama kötülükle bir araya gelmemiz lazım. Hı. Ama kimse kişisel çıkarları için bir şey istemeyecek. Eriyeli manfaatleri için ne yapabiliriz? Nasıl hareket ederiz? Ortak hareket ederiz. Eskiden bir şey Ankara'dan istemeye giderken 5-6 tane otobüs doldururlar burada. Ankara'ya giderdiler bir şey istemeye yani. Ömer Barukçuların zamanını anlatıyorum. Burada fabrikadan işçilerin atıldığı dönemleri. Evet. Ben o zaman kulüp işletmeciliği yapıyordum. Eylemde yürüyorum. Bana diyorlar ki senin ne işin var Erdemir'den? E buradan en azından 5-10 tane müşterim var. Daha adam işten atılmış. İşe girerse geri gelecek yani derdi. Şimdi onun için hangi siyasi parti olursa olsun, ilçe başkanları, oda başkanları bir şekilde bir araya gelip toplanıp Ereğli için bir şeyler istememiz. Vay efendim o onunla oturmuş, niye oturmuş? Önemli değil. Herkes birbiriyle otursun, sonunda toplu oturmayı öğrenelim. Yani bu köye bir imam gitmişler, abdestsiz namaz kıldırmış ya bir dönem, ondan sonra gelen demiş ki ya bu millet abdest almıyor. Ben bu kadar öğrettim, bundan sonrasını sen öğret. Yani bu insanlar bir şekilde bir araya gelecek, barışık olacak, Ereğli için ne yapabiliriz? Ha, büyüklük yapacak olan büyük varsa büyüsün gelsin, biz peşinden gideriz. Yalnız bırakmayız onu. Ama öbür türlü siyasette beklentisi olan Ereğli menfaati için ortaya atlayacaksa büyüsün atlasın, onu da peşinden gideriz.